Günümüzden yaklaşık 5 milyar yıl öncesi. Henüz mavi gezegenimizden eser yok. Yeni doğmuş yıldızımız, güneşimiz bütün bu toz bulutuyla çevrildi. Bu bulut soğudukça küçük mineral tanecikleri oluştu. Bu gaz bulutu içinde oluşan tüm bu mineral parçacıkları güneşin etrafında dönerken çarpışarak ve bir şekilde birbirini çekerek birleşti. 2003 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot Don Pettit'in gerçekleştirdiği bu deneyde su dolu plastik bir torbaya konulan tuzun sallandıktan sonra parçacıkların birbirine nasıl yapışıp küçük elektrik akımlarıyla birbirine tutunan kütleler oluşturduğunu görüyor musunuz? İşte bu şekilde zaman içinde güneş yörüngesinde dönen milyarlarca taş gittikçe büyüdü. Önce bir kaya boyutuna, ardından da bir ev büyüklüğüne ulaştılar. Bir nesne aşağı yukarı 800 metrelik bir çapa ulaştığında kendi yerçekimi diğer nesneleri kendine çekebilecek kadar güçlenir. Gittikçe daha da büyür ve daha da çok nesneyi kendine çekerek çevresindeki en büyük nesne olarak diğerleri arasından sıyrılır. İşte bu olgu milyarlarca yıllık süreçte dünyamızın da dahil olduğu gezegenleri ve göktaşlarını oluşturdu. Böylece doğmakta olan genç gezegenimizin yerçekimi büyüyerek gittikçe daha fazla nesneyi çekmeye başladı. Nesneler yüzeyine çarptıkça dünyanın boyutları da her çarpışmayla büyüdü. Bombardıman o kadar yoğundu ki gezegenin neredeyse günümüzdeki boyutlarına ulaşması sadece 30 milyon yıl sürdü. Rastgele birbirine yapışmış milyarlarca kaya parçasından oluşmuş bir dünya. Ancak günümüzdeki modern dünyanın böyle olmadığını biliyoruz. Dünyamız yüzeyinin altında ince bir kabuk, ardından çekirdek katmanı denen büyük bir kaya katmanı, merkezinde de demir ve nikelden bir çekirdek vardır. Jeologlar genç dünyamızın bugünkü katmanlı haline dönüşmesi için oluştuktan kısa bir süre sonra tamamen eridiğini düşünüyorlar. Başlangıçta dünya bunun gibi taşlardan oluşuyordu. Ancak bütün taşların eridiği bir noktaya kadar ısındı ve bu meydana geldiğinde daha yoğun olan maddeler dibe çökerek dünyanın çekirdeğine indi, daha hafif olan maddeler ise yüzeyde kaldı. Güçlü yer çekimi ağır demir ve nikeli dibe çekerek çekirdeği oluşturdu ve gezegenin geri kalanını katmanlara ayırdı. Oluşmaya başladıktan sadece 30 milyon yıl sonra dünya güneşin etrafında dönen kızgın erimiş bir taş ve metal topu haline geldi. Tamamen erimiş bir dünya düşünün. Erimiş magma okyanusları vardı. Hiçbir kara parçası yoktu, su yoktu. Erimiş dünyanın sıcaklığı 1100 dereceyi buluyordu. Ancak gezegenin dışındaki uzay boşluğu -270 derecede, yani neredeyse 1000 derece daha soğuktu. Yüzeyindeki kayalar uzun süre erimiş halde kalamazdı. Dıştan içe doğru soğudu, yani dış kısım kabuklaşmaya başlayınca yara kabuğuna benzeyen soğumuş kayalardan oluşan bir kabuk meydana geldi. 1 milyon yıldan daha az bir süre içinde dünyanın yüzeyi ince bir kabukla kaplandı. Ancak volkanlar hala lav ve boğucu gazlar püskürtüyordu. Göktaşları kesintisiz olarak yüzeye yağıyordu. İnsanlar evrimleşmeden milyarlarca yıl önce uzaydaki minik mineral parçacıkları birbirine yapışarak dünyayı oluşturdu. Ancak bunun tam olarak ne zaman meydana geldiği sorusu bilim adamlarını yüzyıllardan beri meşgul etmiştir. 1650 yılında İrlandalı başpiskopos James Usher, İncil'de geçen bütün peygamber ve kralların yaşlarını topladı. Onun hesaplarına göre dünya milattan önce 4004 yılında 23 Ekim Pazar günü gün batımından önce yaratılmıştı. Bir yüzyıl sonra jeologlar dünyanın tortu ve volkanik lavlardan oluşan katmanlarının binlerle değil milyonlarla ölçülen bir süreç içinde oluşmuş olması gerektiğini tespit etti. Daha sonra 1897 yılında fizikçi Ernest Rutherford radyoaktif bozulmanın ölçülmesiyle kayaların yaşlarını kesin olarak belirleyebileceğini tespit etti. Dünyanın her yerinden getirilen taş örneklerinin milyonlarca değil milyarlarca yıl yaşında olduğunu anladı. Ancak dünya tarihinin ilk dönemlerinden kalma taşları bulmak çok zordur. Çünkü yağmur, erozyon ve tektonik kıta hareketleri kıta yüzeylerini yok eder. Bu yüzden 1950'lerin başlarında Amerikalı jeolog Sissy Patterson'ın aklına göktaşlarının yaşını belirleyerek dünyanın yaşını belirleme fikri geldi. Sonuçta bu göktaşları da dünyayı oluşturan uzaydaki mineral taneciklerinden meydana gelmişti. Onlar da dünyanın doğduğu zamanda meydana gelmişti. Yani bir göktaşın yaşını belirleyebilirse dünyanın da gerçek yaşını tespit etmiş olacaktı. Bu göktaşlarının bulunabileceği nadir yerlerden biri Arizona'daki Göktaşı krateridir. Devasa krateri aşan göktaşı aşağı yukarı 50 metre çapındaydı. Bu göktaşı saniyede 20 kilometre hızla hareket ederek
büyük bir basınç ve şok dalgası yaratmış, 2 megatonluk bir atom bombasının gücüyle dünyaya çarpmıştı. Buradaki patlamadan kalan göktaşı parçalarının radyometrik tarih belirleme çalışmalarını yapan jeologlar, dünyanın yaşını 4 milyar 567 milyon yıl olarak belirledi. Bundan sonra yaşananlara ise dünyanın değil de ayın ortaya çıkışını açıklamaya çalışan Bill Hartman'ın teorisi ışık tuttu. Buna göre Güneş sisteminin ilk dönemlerinde karmaşık bir şekilde Güneş'in yörüngesinde dolaşan düzinelerce mini gezegen bulunuyordu. Bunlardan biri de Dünya ile çarpışma rotasındaydı. Muhtemelen Mars büyüklüğündeki bu gezegen Dünya'ya çarptı ve dış kabuğun bir parçasını kopardı. Hartman, ayın bu çarpışmadan meydana gelen döküntülerden oluşmuş olabileceğini ileri sürdü. Kanıtı da aydan alınmış taş örneklerindeydi. Apollo 11 astronotlarının Dünya'ya getirdiği taş örneklerini inceleyen bilim adamları, bu taşlarda olması gerekenden çok daha az demir bulunduğunu fark etti. Jeologlar ayın da Dünya ile aynı şekilde oluştuğunu, Dünya gibi katmanları ve ağır bir demir çekirdeği olduğunu düşünüyordu. Fakat bu ay taşlarının içeriğinin Dünya'nın dış kabuğu ve yüzey maddelerine benzeyen taşlardan olması, bize ayın Dünya'nın dış kısmından kopan taşlardan oluşmuş olabileceğini kanıtlamıştır. Kanada'daki Hudson Körfezi'nin kuzeydoğu kıyısındaki Poposkov bölgesi, Dünya'da şimdiye dek keşfedilmiş en eski kayaların bulunduğu yerdir. Yapılan ölçümlere göre buradaki taşlar tam 4.28 milyar yaşındadır. Kayalar oluşurken kimyasal bir imza bırakır. Bu da kayaların nerede oluştuğunu, ne tür bir jeolojik ortamda oluştuğunu gösterir. Buradaki amfibolit denilen taşlar sadece çok yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşabilen sıra dışı taşlardır. Bu da 4 milyar yıl önce yer kabuğunun en az 16 kilometre kalınlığında olduğunu, dolayısıyla o dönemlerde kıtaların var olduğunu kanıtlamıştır. Her şey bununla da bitmiyor. Buradaki izler tam anlamıyla bir okyanus zeminine işaret eder. Kayalar açık renkli silika katmanları ve demir açısından zengin magnetit denilen koyu renkli mineral içeriklerinden oluşur. Yani bu kayalar 4 milyar yıl önce dünyada okyanusların bulunduğuna dair birer kanıttır. İşte tüm bunlar bilim adamlarını dünyanın oluşumundan 300 milyon yıl sonraki haline ilişkin fikirlerini gözden geçirmeye zorlamıştır. İnsanlar dünyanın eski halini genellikle bir ateş topu ve erimiş kayalar olarak hayal eder. Ancak tüm bu kanıtlar bize 28 milyar yıl önce büyük bir okyanusun bulunduğunu ve bugün bildiklerimize çok benzeyen kıtaların varlığına işaret eder. Günümüz dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı. Peki bu kadar su dünyaya nereden geldi? Bunun cevabı uzayda yatmaktadır. Suların dünyaya nasıl geldiği ile ilgili kanıtlar 1998 yılında dünyaya düşen ancak daha yeni analiz edilebilen bir göktaşından elde edildi. Bu meteorun içerisindeki sofra tuzu taneciklerini mikroskop altında inceleyen bilim adamları bu tuz kristalleri içinde sıvı su damlacıkları keşfetti. Çeşitli tarih belirleme teknikleriyle analiz edildiğinde bu tuzun kendisinin 4,5 milyar yaşında, içindeki suyunsa en az onun kadar hatta daha bile yaşlı olduğunu keşfettiler. Yani bu su en az Güneş sistemi kadar eski. Bu da Dünya oluşmaya başladığında uzayda su bulunduğunun ve bu suyun Dünya'ya göktaşlarının getirdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu devasa okyanusları suyla doldurmak için gerekli olan göktaşı bombardımanının boyutlarını hayal edebiliyor musunuz? Milyarlarca yıl içinde dünyadaki bütün suyu karşılamaya yetecek kadar göktaşı çarpması sonucu yavaş yavaş sağda solda sığ denizler oluştu. Bu sığ denizler de dev okyanuslara dönüştü. Lütfen siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan takip edebilir, dilerseniz Patreon ve Kreosos linklerinden bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.